Oğuz Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sizlere sormalı. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Oğuz Bey, Salon 97 olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Oğuz Yenilkin'dir. Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Oğuz Yenil, 92 doğumluyum. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Kısaç Bakım mezunuyum. 97 11... yılında işletme kuruldu. 90'da İbrahim Yenil, babam tarafından işletme kuruldu. Yaklaşık 3 yıldan beri beraber çalışıyoruz. Evet. Ve bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Siz de 11 yıldır aslında bu sektörün içerisindesiniz. Ben 11 yıldır farklı salonlara çalıştım. Yurt dışına eğitimlere gittim. Evet. Daha sonra artık babamla beraber bir çatı altında buluşacağımızı düşündük ve geldik. Bu mesleğinde akademik hem akademik hem aynı. Yani 11 yıldan beri hem çalıştım hem okudum. Yani hem liseden mezun oldum. Güzel kısaç bakımı. Evet. Hem de üniversiteden. Evet. Peki Salon 97 olarak kurmuş olup sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Saç konusunda işte renklendirmemiz, gelin başları, kesimler, bob kesimler, manikür, pedikür, ağda. Yani bir kuaför salonu bulabileceğiniz her şey mevcut salonumuzda. Evet. En iyi ekiple çalışıyoruz. Ve buna çok özen gösteriyoruz. Salon 97, 21 senelik bir salon. Sonuçta bir yani 21 sene bir salonu ayakta tutmak çok zor bir iş. Evet. Bana göre. Ve bizim için önemli şey dediğim gibi personelimiz çok tecrübeli. Evet. Yani en yenisi ya burada 15 yıllık falan. O şekilde söyleyeyim. Evet. Kullandığımız ürünler için L'Oreal, Kerastas, bunları kullanıyoruz zaten. Ve biz her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Evet. Herhangi bir sıkıntıda tekrar bizi bulabilirler. Hani bu hiçbir şekilde kötü bir şey yansımaz zaten. Ama biz yaptığım işin her zaman arkasında kalmayı devam hizmet edeceğiz. Hizmet sonrası da hizmet yine aynı şekilde aynen devam öyle, ediyor. Aynen öyle. Hiçbir şekilde yanlış bir şeyi zaten sunmamaya çalışıyoruz. Çünkü tecrübeli bir kadromuz var ve bizim için mesela hijyen çok önemli. Evet. Kullanmış olduğunuz sarf malzemeleri hepsi tek seferlik. Tek seferlik aynen. Kullan at olarak. Hani hiçbir şekilde o hijyenden yana zaten sıkıntımız olmasın. Biz salonu zaten böyle bir şey sokmayız. Evet. Bir ürün bir müşteriye kullanılır. İkinci müşteri bunu göremez. Evet. Yani son derece hijyenik. Bir o kadar da kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz diyebiliriz. Aynen öyle yani. Ki dekorumuzu yeni değiştirdik. Ekibimiz zaten sağlam. Evet. Bu şekilde 21 yıldan beri devam ediyoruz ve devam etmeye devam edeceğiz. Evet. Yani burada uzun yıllardır sizinle beraber çalışan, kaliteli, profesyonel yani dalında uzman kişilerle burada bir hizmet veriyorsunuz. Bir nevi burası bir aile işletmesi de diyebiliriz. Aynen, çalışanlarınız da 15 yıllık bir çalışanlarınız. Onlar da artık sizin ailenizden biri diyebiliriz. Kesinlikle. Bu kadar güçlü bir kadroyla burada aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Burada biz 10 kişiyi çok mutlu bir şekilde çıkartabiliriz. Ki zaten ekip olarak siz söylediniz. Evet. Burada herkes benim için demirbaş. Evet. Yani benim için işte Suat Bey, işte İknur Hanım, Sultan Hanım yani bunlar hepsi bizim için bir demirbaş. Evet. Hani onlar olmasından biz de olamayız. Evet. Kaç kişiyle bu hizmeti sağlıyorsunuz? Şu an ekibimiz 8 kişi. Ama daha da büyümeyi, daha da şubeleşmeyi istiyoruz. Hedefimiz evet. bu aslında bizim. Evet. Tek bir yerde kalmak istemiyoruz. Evet. Peki salon olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Çünkü bir bayan kuaför olarak sektörünüz çok geniş bir sektör ve siz de bunun içinde yalnız değilsiniz. Yani bu hizmeti sunan ya da sunduğunu iddia eden birçok kuaför salonu varken neden özellikle Salon 97 tercih edilmeli? Biz kalitenin maliyetle aynı orta olduğunu düşünmüyoruz. Biz tamam ticaret yapıyoruz ama biz ticaret için saç yapmıyoruz. Biz sanat için saç yapıyoruz. Evet. Ve bu yüzden diğer kuaför salonlarında farklı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Kaliteyi sunarken bunu ekstra maliyet olarak göstermiyoruz kimseye. Makul fiyatlarla. Makul fiyatlarla ve iyi kalite sunuyoruz. Evet. Burada tabii kullanmış olduğumuz devam edeceğiz. Ürünler. Kesinlikle. Biz buraya kesinlikle bilinmedik bir marka sokmayız. Biz kullanmayız. Evet. Hani beni geçtim babam zaten bu salonu farklı bir marka sokmaz. Evet. Çünkü görüyoruz etrafta 3,5 liraya boya alıp işte bunu 60-70 liraya boyuyorlar. Hani tamam çok bir şey değil ama yani bence bu insan kandırma olur. Evet. Sanattan ziyade. Evet. Peki genç bir girişimci olarak bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Bundan sonra şubeleşmeyi düşünüyoruz. Biz tek bir yere kalmak istemiyoruz. Çünkü bize Beylikdüzü'den de gelen müşterimiz var. Evet. Bize Tuzla'dan gelen müşterimiz var. Sarıyer'den de gelen müşterimiz var. Evet. Biz biraz da büyümek istiyoruz.
amacımız, hedefimiz bu. Yani şubeleşip daha çok insana hizmet vermek gibi aynen bir projemiz var. Aynen öyle. Hizmet verirken ama kalite hiçbir zaman düşünmemeyi, yani en önemli birinci görevimiz o bizim. Evet. Kalite düşünmemek. Evet. Her işletme ve işletmecinin arzusudur. İşletmeyi genişletmek, büyütmek, daha çok insana hitap etmek ya da şubeleşmek. Aynen öyle. Aynen. Ancak sizin de dediğiniz gibi hizmet ve ürün kalitesinden ödün vermeden devam ettirebilmek. Kesinlikle. Çok çok önemli. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Ben kendini şımartmak isteyen bütün kadınları gazete içerisinde bulunan Salon 97 salonumuza bekliyorum. Evet. Sosyal medyadan da @97 adı altında bütün yaptığımız işlemleri görebilirler. Evet. Bana göre bütün kadınlar özeldir, bütün kadınlar güzeldir, çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Evet, biz de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.